Herkese merhaba. Umarım keyfiniz yerindedir. Erkekler neye aşık olur videosundan sonra erkekler de sordular. Peki kadınlara neye aşık olur? Kadınlar ne ister? Biz de bunu bilmek istiyoruz. Bu konuda da video yapın diye. Evet, bugün kadınlar ne ister? Öyle bir videoya başlıyoruz. Umarım bir saatte biter bu video. Biliyorsunuz böyle kitaplar var. Erkeği ne mutlu eder? Önüne bir yemek, eline de bir kumanda. Tamam, erkek mutlu oldu. Kadını mutlu etmenin yolları kitabı şu kadar falan. Önce bir itiraf edelim. Erkekler rahatlasınlar. Biz kadınız ne istediğimizi bilmiyoruz. Bir laf var, çok hoşuma gidiyor. Kadının önüne dünyayı sermişler. Acaba şu tarafa mı serseydik demiş. Bazen gerçekten böyle yapabiliyoruz. Çok girift bir zihnimiz var. Aslında istediğimiz şey dinlenmek, anlaşılmak ve sevilmek, tabii ki herkesin istediği gibi. Ben bu soruyu YouTube topluluk kanalımda soru olarak sordum ve birçok kadın cevapladı. Önce o cevapları okuyarak başlamak istiyorum. İlim, saygı, tevazu, sahiplenilme isterim. Her iki taraf için ise özgürlük önemli. İki ayrı beden, iki ayrı ruh olduklarını bilip sınırlar aşılmamalıdır. Bu çok önemli gerçekten. Bir ilişkide genellikle erkek kadının üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Oraya gitmeyeceksin, onu yapmayacaksın, bununla görüşmeyeceksin, şu saatte evde olacaksın gibi. Kadınlar bundan hiç hoşlanmıyorlar. İlişkide olduğumuz kadının özgürlüğüne saygı duymamız lazım. Zaten o kadına güvenmiyorsanız o kadınla ilişkiye girmeyin yani. Hani gidecek, kaçacak, beni aldatacak, başkasıyla görüşecek, başkasına gönlü kayacak. Böyle şeyler olabilir. Hayatı genel olduğu haliyle kabul etmek gerekir. Yani hayat deyip bırakırım ben genelde. Böyle şeyler olacaksa zaten olacaktır. Ama sizin bu baskıyla o kadının bir yerlere gitmesini engellemenize, özgürlüğüne sınır koymanıza hiç kimsenin hakkı yok. Yani bir ilişkide iki taraf da birbirinin özgürlüğüne saygı duymalı. Gerçekten çok önemli. Başka birinin yazdığını okuyorum şimdi. Kendi kendine yaşama becerisi gelişmiş, anneye ihtiyaç duymayan, güç gösterisi yapmayan, evde eşit bir şekilde görev paylaşıp hayat arkadaşı olabilecek insanlara aşık olsa her şey çok kolay olurdu demiş. Sahip olduğu gücü benim üzerimde göstermeyen ama hayata karşı güçlü bir duruşu olan, hedefleri amaçları olan erkek beni etkiler demiş. Başka biri, dürüstlük baş şart ama onun dışında sorumluluk sahibi, ağzından çıkanlarla davranışları tutarlı, birlikte eğlenmeyi, birlikte keşifler yapmayı seven biri olmalı demiş. Bu da çok güzel. Gerçekten bunu diğer videoda da söylemiştim. Birlikte eğlenmek, birlikte keşif yapmak. Yani hayatı birlikte paylaşmak, bakış açınızın aynı olması. İşte tırmanmayı seviyorsanız onun da tırmanmayı sevmesi, trekking seviyorsanız onun da trekking, yoga ise yoga. İlgi alanlarınızın aynı olması hayatı daha keyifle yaşamayı sağlar. İlişkiyi daha keyifle yaşamayı sağlar. Yani birisi sürekli pikniğe gitmekten hoşlanıyorsa, öbürü evden hiç çıkmamak taraftarı biri ise bu ilişkide kopukluklar olacaktır. Ama tabii ki hiçbir ilişki 24 saat birlikte yaşanmamalı. O zaman da hayatta birlikte birbirinize anlatacağınız bir konu bulamazsınız. Yani tabii ki özgür alanlar, başka arkadaşlar, başkalarıyla görüşmek için birbirine özgürlük tanıma olmalı ki o ilişki keyif içinde devam etsin. Başka bir yorum okuyacağım. Kendini geliştirmeye adamış, öğrenmeye açık, dişil ve eril enerjilerinin bilincinde, esnek, düşünebilen, öz saygısı yüksek, nazik, anlayışlı, hassas, farkındalığı gelişmiş. Eşiyle hayatta her sorumluluğu ortak ve omuz omuza paylaşmanın gerekliliğini anlamış biri olmalı demiş. Bakın bu çok önemli. Bu ikinci böyle gelen yorum. Yani sorumluluğu kimse bir diğerinin sırtına tam olarak yıkmamalı. Bunu bazen erkekler de yapıyorlar, kadınlar da yapıyorlar. Tek bir kişi hayatı sırtlandığı zaman, o zaman o yükün altında eziliyor. Diyor ki benim sana niye ihtiyacım var yani? Ben bu hayatı tek başıma eğer yaşayacaksam, bütün sorumluluğu her şeyin altından ben kalkacaksam bir de seni niye taşıyayım üstümde? Kimsenin kimseye hayat yükünü vermemesi gerek. Yani hayat gerçekten birlikte omuzlanmalı. Çok güzel bir yorum. Bir başka yorum. Beraber eğlenip güldüğüm erkeklere aşık olurum. Sorumluluk sahibi ve yapmak istediklerinde tereddüt etmeyip cesaretli olmalı. Beni de yaptıklarım ve yapmak istediklerimle ilgili desteklemeli, motive etmeli. Bu çok güzel.
gerçekten bazı kişiler, bunu daha önce bir videoda anlatmıştım, öz değeri düşük olan erkekler kadınları da aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Halbuki kendi değer duygusu oturmuş olan bir insan yanındaki partnerinin de iyi şeyler yapması için onu destekler, onu yukarı taşımak için elinden geleni yapar, yönlendirir, arkasında olur. Bu çok çok önemli bir konu. İlişkilerinizde buna bakın. Yani yanınızdaki kişi sizi destekliyor mu yoksa aşağı mı çekmeye çalışıyor? Başka biri güvenli, samimi ve irade sahibi olmalı demiş. Başka biri kendi kendine yetebilen, yemek dahil pek çok ev işini başarabilen, yani bana tam olarak hayat arkadaşı olan insanlara aşık olurum ben. Bir de hayvanları sevmesi lazım demiş. Bakın önemli bir şey. Hayvanları seviyorsanız o kişi de hayvanları sevmeli. Hayatınıza alacağınız kişi de. Biri seviyor, biri nefret ediyorsa, işte şimdi hele çok önemli bir konu bu, barınakları topluyorlar, işte katliam yapıyorlar. Aynı bakış açısında olmalısınız demem bu yüzden. Çoğu kadın şunu yazmış farkındaysanız, kendi kendine yetsin. Evet, bütün ev işlerini belki başarmanız gerekmiyor ama hayatının sorumluluğunu kendisi alsın, sorumluluk sahibi olsun. Yani erkeklerden aşağı yukarı ilk madde olarak sorumluluk sahibi olmalarını istiyorlar. Bir başka yorum, ahlaklı, hayata, cana sahip çıkan, merhametli, zeki, sadakatin kıymetini bilen. Tabii ki sadakat çok önemli, söyleyeceğim onu daha sonra. Başka biri beyefendi olması, nazik, kibar, akıllı duruşu olan, dengeli ve güvenilir olması. Sonrasında kendi çapında yakışıklı olması. Bunlardan sonra yüzlerce detay var demiş. Bu yüzlerce detay aynen demin söylediğim gibi kadın zihninin çok fazla ayrıntılı olarak çalışmasından kaynaklanıyor. Ve son yorumda açık sözlü, sahiplenen, cesur, mert, pısırık olmayan tipleri severim demiş. Bu yorumların geneline baktığımızda sorumluluk sahibi, güvenilir ve dengeli erkekler istiyorlar. Ben bunlardan tamamen ayrı bir şey söyleyeceğim size. Temizlik konusu kadınlar için çok önemli. Temizlik, temizlik, temizlik. Erkek temiz olsun istiyorlar, güzel koksun istiyorlar, kişisel bakımına mutlaka özen versin istiyorlar. Yani böyle hırpani ve pis geziyorsanız kadınlar size aşık olmayacaklar ve sizle ilgilenmeyecekler. Bu ilk kuralımız çok net. Bunun dışında tabii ki ilgi isterler. Şöyle ki, bir kadını çok fazla ilgisiz bıraktığınızda o kendini iyi hissetmez, sevilmediğini düşünür. Sevgiyi tabii ki isterler, her varlık gibi ve sevginin sadece söylenmesi yeterli değildir, gösterilmesi gerekir. Yani bir kadına sabahtan akşama ben seni seviyorum, seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Bunu ona göstermeniz gerek. Bunu nasıl gösterebilirsiniz? Hastalandığında yanında olursunuz, bir çorba yaparsınız, ilaçlarını alırsınız, canım sıkılıyor dediğinde gezmeye götürürsünüz. Yani ona ilgi göstermek ve dinlenmek istiyorlar. Sevdikleriyle, eşleriyle birlikte sohbet edebilmek, hayatı paylaşabilmek. İlişki uzadığında ya da evlilikler uzadığında herkes kendi köşesine çekiliyor. Biri kendi cep telefonunda, öbürü kendi bilgisayarında, hayat böyle geçiyor. Halbuki hayatı paylaşmak sohbet üzerinedir. Bu çok önemli. İlişkilerde sohbet. Bunu hiçbir şekilde bitirmeyin. İlişkinin başında, ortasında, seneler sonrasında her zaman sohbet edebilmek zorundayız. Dinlenmek ve anlaşılmak istiyorlar. Evet, biraz fazla konuşuyorlar. Erkekler hep bunu söyler. Kadındırdırı, kadını mı dinleyeceğiz diye. Bu neden? Çünkü onlar yaşadıkları olayı tüm ayrıntılarıyla size anlatmak istiyorlar ve duygularını tam olarak yansıtabilmek istiyorlar. Duygusunun anlaşılması önemli. Yani bir kadını dinlerken ona sadece "Evet hayatım, seni anlıyorum, gerçekten bugün çok üzülmüşsün ve çok canın sıkılmış" dediğinizde o rahatlayacaktır. Birisi beni dinledi ve anladı, şükürler olsun. Ona vereceğiniz duygu bu ve bu gerçekten çok kıymetli. İlgiyi çiçek seviyorlar biliyorsunuz. Çiçek alarak gösterebilirsiniz. Ara sıra sürpriz hediyeler alarak gösterebilirsiniz. Çok klasik. Ama dediğim gibi, yani mesela şu da çok önemli. Sadece cinsel obje olarak görülmek istemiyorlar. Yani evet, sadece cinsellik istediği zaman yanıma geliyor ve onun dışında ne dışarı bir yürüyüşe gidiyoruz, ne bir çay içmeye gidiyoruz. Yani erkeklerin kafasında şöyle bir şey var. Kadınlar para ister, çok para ister. Böyle bir şey yok. Onun yanında olduğunuzda, onunla hayatı paylaştığınızda, elini tuttuğunuzda, sorunları beraber göğüslediğinizde, beraber yol aldığınızda o zaten size sevgisini kat be kat fazla verecektir. Ben senin yanındayım, seni seviyorum,
Bunu hem söyleyin, hem hareket ve davranışlarınızla gösterin ve hem de hayatın işte küçük şeylerini, yani ille de parayla ilgisi olması gerekmiyor. Yani bir deniz kenarına gidin yürüyüşe, bir ne bileyim kıra çayıra çimene gidin, bir küçük piknik yapın kendi kendinize. Orada bir şey paylaşmaktır önemli olan. İlle de onu alıp işte Miami'ye götürmek falan değildir yani. Erkeklerin kafasından da bu düşünceyi silmesi gerekiyor. Sevgi içinde ilişkileriniz olsun diliyorum. Şimdilik sevgiyle kalın, sevgide kalın, hoşça kalın.